değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, şimdi de 2024-2025 akademik yılı açılış dersini vermek üzere Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un kürsüye teşriflerini arz ederim. Teşekkür ederiz. Tabii sadece eğitim değil, bir ülkenin kalkınması için adalet de şart. Belki de at başı gidiyor. Adaletin tesisi, adaletin tecellisi, düşünce ve fikir özgürlüğünün önünün alabildiğine açılması, şiddetin olmadığı, huzur ve güvenliğin tam anlamıyla sağlandığı bir ortamda kalkınma olur, gelişme olur. O nedenle adalet alanında da ülkemiz son 22 yılında her alanda olduğu gibi çok önemli mesafeler aldı. Fiziki kalkınma anlamında Türkiye'nin dört bir köşesi büyük yatırımlara sahne oldu. Enerji yatırımları, nükleerinden doğalgazına varıncaya kadar, doğalgaz keşiflerine varıncaya kadar, petrolünden diğer yatırımlarına varıncaya kadar. Savunma sanayinde %20 yerlilik oranından bugün %80 yerlilik oranına kavuşmuş durumdayız. Teknolojiyi savunma sanayinin özellikle emrine verme noktasında ileri noktaya taşıdık ülkemizi. Bunları biz yeterli görmüyoruz. Daha güçlü olmamız lazım. Dünyada hakkı savunabilmek için savunma sanayinde çok güçlü olmak gerekiyor. İşte bunun adımlarını atan bir ülkeyiz ve bu noktada da çok önemli mesafeler aldık. Önceki reformlardan henüz hayata geçmeyen kısımlar ve yeni ihtiyaçlara göre yeni reformları da Yargı Reformu Strateji Belgemiz 2024 ve 2025 yıllarını, 2024-2028 yıllarını, önümüzdeki 4 yıllık bir planı yargı alanında neler yapacağımızı kısa, orta ve uzun vadeli hedefler şeklinde inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Bütün kesimlerin görüşlerini aldık. Yargı mensuplarımızın, vatandaşlarımızın, hukuk fakültelerimizin, Gedik Üniversitesi'nden de, bütün hukuk fakültelerinden görüşler geldi. Yine akademisyenlerimizden, barolarımızdan görüşler alındı. 1,5 yıllık bir çalışmanın neticesinde şu anda son istişarelerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da erişimini açtık. Yargı reformu nokta adalet.gov.tr'den 45 bine yakın da vatandaşlarımızdan görüşler geldi. Hala da o sistem açık ve yargıdaki karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, mevzuatta yapılması gereken değişiklik ihtiyaçları, uygulamada, idari alanda yapılabilecek hususlar hepsi Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde hedefler olarak belirlenecek. Tabii şu anda özellikle toplumda, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik hem bilişim yoluyla, internet yoluyla işlenen suçların, sosyal medya aracılığıyla işlenen suçların da artış gösterdiğini görüyoruz. Ve özellikle toplumu suçtan korumak adaletin en başlı görevi. Toplumu suçtan korumak, suçu önlemek, suç işlenmişse de o suç işleyene hak ettiği cezai yaptırımı uygulamak, o yaptırım sonrasında da cezası infaz edilip bittikten sonra da bir daha suç işlememesi için onu ıslah etmek. Ceza adalet sisteminin 3 aşaması var. Soruşturma, dava aşaması, bir de infaz. Her biri birbirinden değerli. Dolayısıyla bu aşamalarda özellikle yargının etkinliğini sağlayacak. Suç işlenmesini en aza indirecek, işleyene de hak ettiği cezai yaptırımı uygulayacak sistemi bugüne kadar yaptığımız çalışmalara ilaveten yeni gelişen durumlar sonrasında da inşallah yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Denetimli serbestlik uygulamaları ile ilgili, koşullu salıverme uygulamaları ile ilgili ve bazı suç tiplerinin artmış olması ve bu artış sebeplerinin gerek mevzuatımızdan kaynaklanan sebepler, gerek diğer sebepler, bunların hepsi şu anda bizim özellikle önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandıktan sonra meclisimize yasal düzenlemeler olarak getireceğimiz konular var.
ve hızlı bir şekilde kanunlaştırarak yine uygulamada yargının gecikmeden tecelli edebilmesi, hukukun üstünlüğüne dayanan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yeni anayasa hedefimizden de hiç vazgeçmiyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın başında artık darbe anayasasıyla yoluna devam etmesi bizim için bir yüz karası aslında. Darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla demokratik hukuk devletinin yönetilmesi doğru bir şey değil. O nedenle anayasamızda bugüne kadar çok sayıda reform gerçekleştirdik. Kadın haklarından çocuk haklarına varıncaya kadar, hak arama yollarının genişletilmesine varıncaya kadar, kamu denetçiliği kurumunun kurulması gibi, vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkının korunması, vatandaşlarımızın özel hayatının korunması ile ilgili kişisel verilerin korunması gibi çok önemli yapısal kurumların da kuruluşu anayasamızda son zamanlarda yer aldı. Yine anayasamızda yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmek, 10 yılda bir muhtırayla, 10 yılda bir darbeyle ülkenin önünün kesilmemesi, milli iradenin önünün kesilmemesi için de yapısal reformlar yaptık anayasamızda. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı gibi birçok yapısal dönüşümleri hayata geçirdik. Bakanımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Kaymakamımız, sayın başsavcılarımız, öğrencilerimiz sahneye davet ediyoruz. Protokolümüz sahneye davet ediyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, değerli katılımcılar, sizleri sahneye davet ediyoruz toplu fotoğraf için. Öğrencilerimizi toplu fotoğraf için ön tarafa alalım lütfen.